Herkese merhaba dostlar. Şimdi Mustafa'cığım dolar konuşacağız. Tüm ekonomistler dolar yükselecek yükselecek diye bas bas bağırırken, halk doların her düşüşünü bir fırsat bilip dolara yönelirken ve aynı zamanda faizler enflasyon oranının altına düşmüşken, yani tüm şartlar doların yükselmesi gerektiğine yönelirken dolar neden yükselmiyor? Bu herkesin kafasında bir soru işareti aslında. Bir müddettir de zaten bunu çözmeye çalışıyorum. Bununla ilgili araştırma yapıyorum. Bulabildiğim en sağlam veriyi anlatacağım. En sağlam fikri anlatacağım. Bugün pek kimsenin duymadığı şeyleri detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. Benim fikrim bu. Katılanlar katıldıklarını belirtsin. Katılmayanlar, aksini iddia edenler, aksi donelerle gelecekler varsa onlar da yorumlara yazsın. Ben kendi fikrimi neden olmadığını anlatacağım. Şimdi dolar yükselmeli mi? Öncelikle onun cevabını vereyim. Evet, dolar yükselmeli. Neden yükselmeli? Çünkü dediğin gibi herkeste bir beklenti var. Beklentiyi geçtim. Daha fiziksel gerçekliklere bakalım. Olması gereken dolar fiyatı kalem kağıt oynatarak hesaplayabileceğin bir dolar fiyatı var. Bunu ekonomistler ya da matematikçiler zaten rahatlıkla yapabiliyor. Şu anda olması gerekenin üstünde bir fiyatı çıkartıyor bu. Kim yaparsa yapsın. Birinci gerçeklik bu. İkincisi, döviz tevdiat hesapları, vatandaşın alıp bankaya koyduğu dolardan bahsediyorum, rekor üstüne rekor kırıyor. Geldiğimiz noktada en son açıklanan rakamlar 200 milyar dolar civarı bir rakam. Türkiye'de yerleşikler 200 milyar dolarlık döviz almış ve bankaya yatırmış durumda. Bu rakam hızla artıyor. Şu anda zirvede, tekrar yani muhtemelen de artmaya devam edecek. Çünkü senin de dediğin gibi doların her düşüşünü yeni bir dolar alma fırsatı olarak görüyorlar ve alıp bankaya yatırıyorlar. Döviz tevdiat hesapları büyüyor. Şimdi herkesin dolara talep gösterdiği bir ortamda, Türkiye'de özellikle son söylediğin madde, bir suni faiz düşüşü dönemi yaşıyoruz biz. Ve neredeyse reel getiri diye bir şey kalmadı. Enflasyon oranı ve faiz oranı karşılaştırdığında. Bunların hepsini de bir kağıda yazıp sonradan kağıda resim olarak baktığın zaman da ya diyorsun ki doların fırlayıp gitmesi lazım, uçup gitmesi lazım. Fakat burada bir şey var. Dolar gitmiyor. Bunun da bir sebebi var. Şöyle örnekleyeceğim. Bahsettiğimiz bankadaki döviz tevdiat hesapları. Bu arada şöyle bir not vereyim. Döviz tevdiat hesapları ile ilgili bana çok gelen bir soru var. Devlet döviz hesaplarımıza, dövizimize el koyar mı sorusu. Bu videonun hemen akabinde de o videoyu çekelim. Muhtemelen yarın devlet döviz hesaplarına el koyar mı videosunu da yarın yayınlayalım. Orada da çok ilginç şeyler var söyleyeceğim. Herkesin izlemesini, muhakkak izlemesini tavsiye ederim. Kaldığım yerden devam edeyim. Şimdi 200 milyar dolarlık bir tevdiat hesabı toplamından bahsediyoruz. Bu rakamı tahayyül edemeyecek insanlar için şöyle ifade edeyim. Merkez Bankası'nın net döviz rezervi son açıklanan rakamlarda, eğer doğruysa, ki ben doğruluğuna inanmıyorum açıkçası. Benim gibi yurt içinde bu işi bilenler de inanmıyor, yurt dışı da inanmıyor. Açıp bakabilirler insanların, özellikle dışarının yorumlarına bu konuda. Doğruysa eğer 35,5 milyar dolar bir döviz rezervim var diyor Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 35,5, halkın bankada tuttuğu dolar miktarı 200 milyar. Yaklaşık 6 katı. Bu açıdan bakarsan 200 milyar doların ne kadar büyük bir meblağ olduğunu anlayabilirsiniz diye düşünüyorum az buçuk. Merkez Bankası ya da işte ekonomiyi yönetenler, muhtemelen işte Merkez Bankası'nın kendi kararı değildir ama ekonomiyi yönetenlerin bir yönlendirmesi diyeyim ya da ricası diyeyim. Merkez Bankası bağımsız mı sence? Merkez Bankası resmi olarak özerk, bağımsız. Ama tabii işte burada bir şehir efsanesi gibi bir şeye dönüştü. Ben bağımsızdır diyemem. Çünkü fiili olarak, yani resmi olarak bağımsız. Tamam. Ama işte Kızılderililer de Türkmüş diyorlar. Gibi şeyler geliyor aklıma böyle durumlarda. O yüzden çok girmeden geçeyim orayı. Ekonomi yöneticileri ya da politika yapanlar yeni bir dolar tutma, birkaç kez daha önce bahsetmiştim. İşte dolar baskılanıyor, doların baskılanması durumu var. Bu dolar baskılamayı çeşitli önlemlerle, çeşitli müdahalelerle yapıyorlar. Şimdiki müdahale enteresan bir müdahale. Gerçekten üzerinde tez yazılabilecek bir hikaye çıkabilir oradan diye düşünüyorum. Basitçe örnekleyeceğim hikayenin ne olduğunu. Şimdi sen 100 dolar para aldın. Dedin ki doların yükseleceğini düşünüyorsun. Durum da belli. Diyorsun ki ben 100 dolar para alayım. Bu 100 dolarımı da götüreyim bankaya. İşte ona da 1-2 dolar faiz alırsam kârdır diyorsun. Götürüp bankaya yatırıyorsun. Senin yatırdığın o 100 doların %20'lik ya da 20'ye yakın bir kısmı Merkez Bankası'na zorunlu karşılık olarak gönderilmek zorunda.
Banka o paranın zorunlu karşılık kısmını Merkez Bankası'na yolluyor. İşte hikaye burada başlıyor. Merkez Bankası brüt rezerv altında senin o gönderdiğin parayı tutmalıyken aldığımız haberlere ve duyumlara göre bu çok yerde dillendirildi. Şu anda o parayı tekrar piyasaya salıyor. Senin 100 dolarının içerisinden aldığı 20 doları tekrar piyasaya salıyor. Senin bankadan 100 dolar alacağın var. Tut bunu aklında. Merkez Bankası'nın tekrar sattığı 20 doları da gidip ben alıyorum. Ben de götürüp aynı bankaya yatırıyorum. Sen 100 yatırdın. Ben 20 yatırdım. Bankanın 120 dolar borcu var. Doğru mu? Evet. Banka benden aldığı 20'nin de belli bir kısmını zorunlu karşılık olarak Merkez Bankası'na gönderiyor. Sonra Merkez Bankası yine onu piyasaya sürüyor. Böyle süre gelen, böyle olunca ne oluyor? İşte o bahsettiğimiz döviz tevdiat hesabı büyüklükleri patlıyor. Fakat zurnanın zırt dediği yer şurası. Ortada sadece 100 dolar var. Senin götürüp yatırdığın fiziki 100 dolar var. Fakat işte bu bahsettiğim şekilde 5 kere takla attırırsa Merkez Bankası bu sisteme, bana da 20 dolar borcu var. Benden bir sonraki adama da 4 dolar borcu olacak. Benden ondan bir sonraki adama da işte 2 dolar bir ve neyse. Bir de üstüne bunların bizim alacağımız faiz eklenecek. Bankanın totalde 130 dolar borcu olacak. Sen 100 banka götürdün, sistemi. Ben 20 götürdüm, benden sonraki 4 götürdü, öbürü 2 götürdü, 1 götürdü. 130 dolar borç var. İnsanların anlaması gereken şey şu. Fiziki olarak 100 dolar var ve o 100 dolardan türetilmiş 130 dolarlık bir borç var. Ortada 100 dolar var değil mi? Evet. Dışarıdan herhangi bir para girdi mi? Hayır. Bankanın kaç para borcu var? 130. 30 ne? Olmayan bir 30 borcu var değil mi? Bankanın, şimdi daha netleşsin diye söyleyeyim, o 200 milyar dolarlık döviz tevdiatının bir kısmı gerçekten var olan 100 dolar, bir kısmı da o takla attırma sonucu oluşan 30 dolarlık kısım. Bak 5 taklada %30 gibi bir fark yaratıyor bu. Kaç takla attırıldı bilmiyorum o 200 milyar dolara ulaşırdık ya. Şimdi ortada 200 dolarlık döviz tevdiat hesabı var ama 200 milyar dolarlık gerçek fiziki dolar yok. Bankada da yok. Merkez Bankası'nda da yok. Bu çünkü türetilmiş. Bu sadece dijital rakamlarda var. Bu durum sürekli işte sen aldın doları yükselmesi beklentisiyle götürdün bankaya yatırdın. Merkez Bankası aldı buradan parayı. Tekrar fonladı. Şimdi sen bir alış etkisi yaparken Merkez Bankası bir satış etkisi yaptı. Bir de bu tarafta banka da satış etkisi yaratıyor. Çünkü banka da aldığı doları özel kişiye dolar olarak ya da döviz olarak kredi veremiyor, yasak. Anca kurumlara döviz kredisi verebilir. O da ne yapıyor? Elindeki doları elinden çıkartıyor. Bir şekilde likite dönmesi lazım. Kredi veremediği kısmını artık ne yapıyorsa yapıyor. Ki zaten hani doların düştüğünü, bu döngünün nasıl çalıştığını da bankalar senden benden zaten iyi biliyor. O adam da o dolarda durmaması gerektiğini biliyor. O da fonluyor. Yani sen diyorsun ki ben dolar yükselecek, en iyisi dolar alayım mantığıyla 100 dolar alıyorsun ve götürüp bankaya yatırdığın için de dolar yükselmiyor. Sadece senin özelinde değil, bütün vatandaşları düşün. Doların şu anda baskılanmasının en temel sebebi bu. Herkesin yükselecek, artık yükselecek, artık yükselecek, artık yükselecek ama yükselmiyor. Mevzu bizi buralarda tutmaya. Bir rakam belirliyorlar, ideal rakam belirliyorlar ve o ideal rakamlar seviyesinde, ideal rakam 5.70 ise 5.70'ler seviyesinin üzerine gittiği zaman fonlama gerçekleşiyor. Burada tutuluyor. Evet. Dolar da işte en net şekilde bu yüzden yükselmiyor. Bu kadar talebi olan bir doların. İnsanlar neden dolar alıyor? Dolar yükselecek beklentisiyle dolar alıyor. Çünkü bu faizlerdeki düşmeyle bir alakası var mı bu durumda? Yani her şeyle alakası var. Şimdi insanlar kendilerini korumak için öncelikle dolar almaya çalışıyor. Dolar alma işlemi ülkesine ihanet işlemi değildir. Öncelikle yani, onu söyleyeyim. Yani serbest piyasa ekonomisinde olduğumuz söyleniyor. Eğer öyleysek vatandaş TL karşılığında dolar da alabilir, altın da alabilir, euro da alabilir, TL'de de kalabilir, TL götürüp mevduat da yatırabilir, borsaya girip borsa da oynayabilir. Bu işlemlerden herhangi bir tanesini yaptı diye bir vatan haini ilan edilme durumu ya da işte ülkenin zararına iş yapıyorsun durumu söylenemez, söylenmemelidir. Bunu söylüyorsan manipülasyondur, bunu söylüyorsan evet, saçmalıktır. Ayrıca yasal da yani. Bu hem yasal hem serbest. Daha ne yapsın bu insanlar? Marketten bir şey almak gibi. Aynen öyle. Bakkaldan ekmek alırken sana alma vatana ihanet diyorlar mı? Ha, bu dolar için de böyle evet, demek zorundasın. Aldı diye kimseye kızamazsın. Adam biliyor ki dolar yarın öbür gün yükselecek.
Bunu sen de biliyorsun aslında. Ben de biliyorum. Çünkü bizim ekonomik durumumuz borç üzerine dönen, işte borcunu büyüten ve üretemeyen bir ülke olma üstünde. Takla attıran. Evet. Biz borca takla attırıyoruz. Ve sürekli bize dışarıdan dolar gelmesi gerekiyor. Dolar bolluğu yaşamamız gerekiyor ki dolar yükselmesi. Yarın öbür gün bu uygulanan politikanın bir yerde sonlanacağını biliyorlar. Ve o yüzden de ısrarla dolarda durmaya devam ediyorlar. Ve dolar belli bir seviyeye gelmedikçe de kimse dolardan çıkmayacak ve o dolar miktarları çözülmeyecektir. Aksine çünkü ikna etme durumu hemen hemen imkansız diyebilirim yani. İnsanları aksine yani beni çok zor ikna ederler doların düşeceğine. Düşmez demiyorum, daha da düşebilir ama kalıcı ve gerçek olduğuna inandıramazlar. Herkes biliyor ki gitmesi gereken yer neyse oraya gidecek. Su akacak, yatağını bulacak. Ama bugün, ama yarın, ama 5 gün sonra, ama 2 sene sonra olan olacak. Peki yani bu sonu nereye varacak bu işin? İki senaryo var. Bir tanesi yumuşak geçiş. Benim inşallah böyle olur dediğim yumuşak geçiş senaryosu. Bir tanesi de denizin bitmesiyle takke düşüp kel görünmesi senaryosu. Yumuşak geçiş senaryosu şu. Şimdi doların yükselmesi, az önce dedim ya, insanlar belli bir seviyeye gelmedikçe dolar çözülmeyecek. İnsanlar dolarını satıp TL'ye geçmeyecekler. Fakat sadece bunu sağlayabilmek için doları bir anda 8-9 liralara zıplatırsan ülke batar. Çok net söylüyorum, bir tane daha kur şokunu kaldırma ihtimalimiz yok. Böyle bir şeyin olmasını da kesinlikle istemem. Trilyon dolarım olmuş olsaydı yine böyle bir şeyin olmasını istemezdim. Çünkü bindiğimiz gemi batar. Oturduğumuz dalı keseriz. Bunun kesinlikle olmaması lazım. 8-9'lar seviyesine gitmeli mi? Evet gitmeli. Ama böyle değil. Yumuşak 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 gitmeli ve dolardan insanların çözülmesi de ufak ufak olmalı. Yani 5.50'den dolar alan adam 6'dan çıkmalı. 6'dan alan adam 6.20'den çıkmalı. Ufak ufak çıkarak gitmeli. Bir anda bir günde bir döviz şokuyla 8 liralara 9 liralara vurdurursan bizim burada herhangi bir yani bir iki tane demeyeyim de şirketlerin, Türkiye'de iş yapanların buna dayanma ihtimali yok bir daha. Çünkü en kötü şey doların yükselmesi kötü değildir. Hatta bizim için iyi bile. Fakat kötü olan volatilite. Yani dolar birkaç günde, birkaç haftada 7-8-9 liralara giderse biz bittik demektir. İyi senaryo, hükümetin bunu çok iyi idare edip ya da Merkez Bankası'nın bunu çok iyi idare edip insanları ufak ufak dövizden vazgeçirme, dövizi çözme ve piyasaya kazandırma durumu olmalı. İnşallah böyle olur. İkinci senaryo, eğer biz bu süre içerisinde bunu başaramazsak deniz bir gün bitecek. Şimdi az evvel söylediğim 100 dolar, 130 dolar örneği var ya, o 5 kişi mesela gider bankaya, hadi ver bakalım bizim dolarları derse, şimdi ortada fiziki bir 100 dolar var, 130 dolar borç var. Nasıl ödeyeceksin 30 doları? O yüzden diyorum ilk, yani ufak 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 o 5 kişiden biri çözülecek, ikisi çözülecek, osu çözülecek, Ali'nin külahı Veli'ye tıkır tıkır devam edecek. 130 doları, 5'i birden gelip aynı anda 130 doları ver bakalım dediği zaman apışır kalırsın böyle. O zaman bittin demektir. Borcu o 100 dolar karşılığında ürettiğin ekstra 30 dolarlık borcu ödemek için dışarıdan 30 dolar getiremiyorsan ya da şapkadan tavşan çıkaramıyorsan o gün takke düşer, kel görünür yine. Şapkadan tavşan çıkarmanın ne olduğunu anladın mı? Anlatayım mı? Anlat. Şimdi biz bazı dönemlerde borç itfaları yapıyoruz. Yani borcu ödeme dönemi. Biz bakıyorum rakamlara. Ya Merkez Bankası'ndaki rakam belli. İnandırıcı da değil. Şu kadar itfa var. Nasıl ödenecek? Hep ödeniyor. Daha bu zamana kadar Türkiye'nin borcunu ödemediği olmadı. Ya diyorum nasıl buluyoruz acaba? Net hata noksan diye bir kalem var. Orada böyle kaynağı belirsiz bir para girişi. Ya da varsa para çıkışı. Ama bizde sürekli para girişi var. Şapkadan tavşan dediğim bu. Bu tavşanı çıkartabiliyoruz. Artık saygımı da kazanmaya başladı. Yani artık ne oluyor, nasıl oluyor? Var bir fikrim ama söylemem. Ama şapkadan tavşan çıkarma deyimim bu. O 100 dolar, 130 doları insanlar gelip istediği zaman şapkadan tavşanı çıkaramıyorsan patladın demek. Evet. Doların yükselememesinin temel sebebi de dolar yükselecek umuduyla gidip dolar alan vatandaşın parasını bankaya yatırması ve bunun sonrasında Merkez Bankası'nın tam ters bir işlemle, öyle mi? Siz alıp dolara mı yatırdınız? O zaman ben de o doları piyasaya salıyorum. Piyasada dolar bolluğu yaratıyorum. Dolar da yükselmiyor hikayesidir. 30 dolar borç yaratırım.
olmayan bir 30 dolar borç yaratırım. İleride oluşacak bir problem varsa da ileride çözmeye çalışırım. Bugünü kurtarıyorum. Piyasada bol bol dolar var. Bu piyasada dolar bolluğu olduğu müddetçe de dolar fiyatı aşağı kalacak. Hikaye bu. O zaman insanlar boşu boşuna dolar alıyor. Kısa süreli bir beklenti varsa, dolar alacağım bugünden yarına artacak diye bekleyen adam varsa, o boşu boşuna dolar alıyor olabilir. Bu deniz elbet bir yerde bitecek. Hani bu 30 dolarlar büyüye büyüye daha fazla kaldırılamayacak hale gelecek. Bir yerde illa dolar yükselecek. Ama bu düzen bu şekilde devam ettiği sürece, takla attırılabildiği sürece istenilen bir yerde tutulabilir dolar. Az önce bir şey söyledin, dikkatimi çekti. Sözünün bitmesini bekledim. Dedin ki dolar yükselecek, yükselmeli, gideceği nokta bu. Hatta doların yükselmesi iyi bir şey. Evet. Benim bildiğim doların yükselmesi TL'nin değer kaybetmesi demek. Evet. Bu ne demek? TL'nin değer... Şimdi bunu bir futbol maçı gibi düşünme. Hani TL 1, dolar 5,5. 5,5 attı bizi yendi gibi bir şey yok ki. Her para biriminin bir alım değeri var. Bunlar para çaprazları. Para biriminin değerinin düşük olması o ülkenin az gelişmiş olduğunu, aç üretmediğini olduğunu. Yani buna gösterge değildir aslında. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Şimdi parası Amerikan dolarından çok daha kıymetli ülkeler var. Çok daha mı gelişmişler? Daha mı teknolojikler? Daha mı zenginler? Daha nedir? Mı refah içindeler? Para politikasıdır bunun asıl nedeni. Mesela hatta çoğu ülke daha rahat ticaret yapabilmek için parasının devalüe olmasını ister. Diğer para birimlerine karşı daha düşük olmasını ister. Öyle olduğu zaman kendi malını dışarı satabilir. Ama bu üreten ülkeler için bir avantajdır. Evet. Tüketen, borç yiyen, kesesinden yiyen ülkeler için bu bir avantaj değildir. Ama sen paran aşırı değersizleşirse bir şeyler satmaya bakarsın. Dersin ki ya param aşırı değersiz. Dışarıdan bir şey alamazsın. İthalata bağlılığın azalır. Bu sefer ihracata yönlenirsin. Ya ufak boncuk bile yapsam satsam dolar geliyor dersin. Bir şeylere gayret edersin dışarıdan para çekmeye. Ve gerçekten de para gelir. Yatırımcı da sana gelir. Aa, o ülke çok ucuz, o ülkenin şirketleri çok ucuz, o ülkenin malları çok ucuz diye sana gelir. Bu bir avantaj evet. yaratır. Öyle olduğu zaman cebinde 3-5 lirası olmayan adam gidip iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10 alamaz. Evet. Böyle bir avantajı var. Yine 8-9 liralara çıktığını düşün. Hani paramızı devalüe ettiğimizi düşün. İnsanlar artık diyecek ki ha dolar yükseldi ben artık TL'ye döneyim, karımı realize edeyim. Hı hı. TL'ye dönecek. Onun TL'ye dönmesi piyasaya fonlama yapacak. Bu sefer insanlar başlayacak, aa acaba bir şeyler alabilir miyim? Buradan artık bir kazandığım var, paramı aldım. Acaba bunu da şimdi evde mi değerlendirsem hı. gibi düşünebilir. Ya da kendime bir araç mı alsam, ya da bir şeyler alıp evime mobilya mı alsam falan gibi düşünceler içerisine girebilir. Ekonomi hızlanır böyle. Evet, hani bir ara vardı ya, al ver ekonomiye can ver. Evet. O zaman bu yaşanabilir mesela. Bak hem içeride hem dışarıda TL'nin devalüe olması gündelik hayatımıza çok büyük faydalar sağlayacaktır. TL'nin devalüe olmaması da bizi mahvediyor şu anda. Biz baskıladıkça sürekli görev zararı yazan bankalar, zorla düşük kredi verdirilmeye çalışan bankalar, kamu bankaları zaten bir telefonla verebiliyor o söylenilen rakamı. Özel bankalara da baskı yapılıyor kredi düşür diye. Maksat ne? Kredi faizlerini düşürecek, insanlara ev aldırmaya çalışır. Bunu yapabilmen için İnsanların bir kere bir nefes alması lazım. İnsanların karnını doyurmadan önce ev alma şansı yok. Önce karnını doyurmaya çalışacak. Diyecek ki aa ekonomi canlı. Ben para harcayacağım ama yarın tekrar bana dönecek. Evet. Şimdi mesela senin cebinde para varsa ev alır mısın gidip alma, şu anda? Alma. Ben de almam. Param olsaydı almazdım. Trilyon trilyon olsaydı zevkine bile bir tane fazla ev almazdım. Çünkü ben o evi alsam bile yarın öbür gün bu değerde ya da onun üstündeki bir değerde satamayacağımı düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi ekonominin gidişatı iyi değil. Ben param cebimde dursun, güvende olayım modundayım şu anda. Yarın ne olacağı hiç belli değil. Ben şimdi bu cebimdeki parayı çıkartıp betona gömersem yarın cebime para girecek mi? Yarın ben onu da satamayacağım. Ticaret düzeni de bozuldu. Para kazanma ihtimalim de sıkıntılı. Ya da işte bir yerde çalışıyorsam yarın öbür gün istihdam oranları, işsizlik belli. Yarın öbür gün işsiz de kalabilirim. Ben bugünümü koruyayım mı? Halimi bir koruyayım. Ondan sonra yarınımı da bir garanti evet, altına alayım. Buradan bir nefes alabileyim ki ondan sonra kafamı kaldırıp etrafa bakayım durumu var. İşte çözemedikleri, yanlış olduğunu düşündüğüm politika bu. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Devlet dolara el koyar mı? Az sonra. Şurada yayınlayalım onu da. Bir sonraki video. Evet.